Günaydın Artı TV seyircileri, ben Fatih Yapıcı. Gün başlıyor programının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Programımızın daimi sunucusu, tecrübeli gazeteci Nazım Alpman yıllık izne ayrıldı. Bu sebepten dolayı bir süreliğine sizinle İstanbul stüdyolarımızdan ben birlikte olacağım. Bir konuğumuz olacak ikinci bölümümüzde, Ankara Barosu Başkanı Sayın Erinç Sağkan. Ancak Evrensel Gazetesi ile devam edeceğiz ve bir müddet sonra bağlanacak kendisi. Evrensel Gazetesi'nin ilk sayfasında "Gençler iş değil, umut arıyor" başlığıyla bir haber var. Ankara'da günlerdir bir market zinciri önünde iş için bekleyen gençler uzun kuyruklar oluşturuyor. Markete girebilmek için bile torpil gerektiğini belirten gençler, "Her geçen gün umudumuz daha da kayboluyor. Sadece iş değil, bir gelecek, umut da arıyoruz" diyorlar. Bu gerçekten çok vahim. Bir markette işe girebilmek için böyle bir kuyruk. Eskiden memur olabilmek için, belediyeye girebilmek için uzun kuyruklar oluşurdu. Şimdi sadece bir market çalışanı olmak için bile böyle bir kuyruk var. Yine birinci sayfada altta bir haber. "Koruma kararı verdiler, koruyamadılar." Bir kadına şiddet haberi daha. Şiddet gördüğü için boşanma davası açan Özge Taş, pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan eşi tarafından iki bacağından pompalı tüfekle vuruldu. Şikayetlerine rağmen polisin kendini koruyamadığını belirten Taş, eşinin kendisini rahat bırakmayacağını söyleyerek dayanışma bekliyor. Yani bu cezaevinden izinli çıkıp cinayet işlemek, birilerini yaralamak, bunu gerçekten anlayamıyorum. Cezaevinden izinli çıkabilmek için yara açıp cezaevine geçmeniz gerekiyor. İyi haliniz olması gerekiyor falan. Yani adam çıkıyor, pompalı tüfek ediniyor ve karısını vuruyor. Bu saçmalığı gerçekten anlayamıyorum. Bu yara açık cezaevine geçirilen ve verilen izinlerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Yoksa daha biz çok kadına şiddet haberi okumaya devam edeceğiz. İstismar 2 yıl boyunca tehditle devam etti. Kilis'te 2 yıl boyunca Mehmet Arzığ'ın istismarına maruz kalan E.Ö.'nün ifadesine ulaşıldı. 2017 yılından 2019'a kadar Arzık'ın 2 yıl boyunca tehdit ve evlilik vaadiyle istismarına maruz kalan E.Ö. ifadesinde hamile kaldıktan sonra Arzık'ın çocuğunu düşürmesi istediğini de anlattı. Yine bir kadına istismar haberi. Aytaç Ünsal'ın babasından bir çağrı var. "Oğlum ölmesin." Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan avukat Ebru Timtik'in yaşamını yitirmesinin ardından ölüm orucundaki bir diğer avukat Aytaç Ünsal'ın babası seslendi. "Tek çocuğum o benim, sesimi duyun, oğlum ölmesin. Tek çocuğum o benim, sesimi duyun, oğlum ölmesin." Bu çığlığa kulak vermek gerekir. Bu çığlığın sesi olmak zorundayız biz de burada ekran başındakiler olarak. Aile sağlığı merkezleri randevu sistemine geçmeli. Pandemi döneminde hastanelerin poliklinik hizmeti verememesiyle birlikte aile sağlığı merkezi çalışanlarının iş yükü arttı. İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Birol Kocaman, ASM'ler randevu sistemine geçmeli dedi. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne geçiyoruz. Sözcü Gazetesi, ki yanılmıyorsam en çok okunan, en çok satılan, tirajı en yüksek olan gazete. "Hayırdır inşallah, Atatürk'ü hatırladı" manşetiyle çıkmış okuyucularının karşısına. Görev süresince her milli bayramda hastalanan Gül, Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı, 30 Ağustos'u kutladı. Genellikle milli bayramlara hastalık bahanesiyle katılmayan Gül'ün mesajı şaşkınlık yarattı. Gül mesajında "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi şükranla anıyorum" dedi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş da "Gül'ün arşivini taradım, Zafer Bayramı'nı kutlayan tweetine rastlamadım" dedi. "Genelde hastanedeydi" ara başlığıyla haber devam etmiş. Yarkadaş şöyle devam etti: "Sanırım ismi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında geçince bu tweet'i atma ve Atatürk'ü anma hissiyatı hissetti, ihtiyacı hissetti. Kendisi genelde milli bayramlarda hastanede olurdu. Neyse, bu da gelişme sayılır" demiş arkadaş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet'e verdiği röportajda Abdullah Gül adayınız mı sorusuna kapıyı kapatmaması ve "Gül'den niye bu kadar korkuyorlar" diye gereksiz bir açıklama yapmasıyla
bu durumu birleştirince Barış Yarkadaş'ın söylediklerine kulak vermek gerekiyor gerçekten de. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Böyle bir hata ikinci defa yapılmaz diye düşünüyorum ama her şey de olabilir. Sözcü gazetesi Yunan kaşınıyor başlığıyla ilk sayfada alt köşede bir haber daha vermiş. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e attığı kararlı adımların ardından kırmızı alarma geçen Yunan ordusu Meis'e asker yiyor. Yunanistan'ın işbirlikçisi Fransa'nın servis ettiği bu fotoğrafta Meis adasına feribotla silahlı askerlerin sevk edildiği gözlendi. Aklınca Yunan Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışıyor ama gücü yetmez demiş. Biraz haberin dilinde Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını yansıtan bir dil var. Bu arada Kaş'ın tam karşısına gelen Meis Adası ile ilgili de birkaç küçük bilgi vermek istiyorum. Toplam yüz ölçümü 10 kilometre kare, 500 tane insanın yaşadığı bir ada burası. Oraya çıkartsan ne kadar asker çıkartabilirsin? Ayrıca oraya çıkartacağı, Yunanistan'ın çıkartacağı askerler Türk topçusunun bariz menziline giriyor. Bir elektriklenme de Yunan ordusunun bu kaybına sebep olur. Ada halkıyla Antalya Kaş ilçesi arasındaki Türkiye vatandaşlarının arasındaki ilişki çok iyi. Sürekli gidilip geliniyor ve birbirlerinden alışveriş de yapıyorlar bu durumun dışında. Son olarak devlet ve millet atanın huzurunda başlığı var sürmanşette. 30 Ağustos Zafer Bayramı buruk kutlandı. 30 Ağustos'un 98. yıl dönümü kutlamaları pandeminin gölgesinde sönük geçti demiş Sözcü Gazetesi. Böylelikle Sözcü Gazetesi ile birlikte gazetelerimizi bitiriyoruz ve bugün adli yıl açılış törenleri var. Yarın da adli yıl başlıyor, açılıyor. Genç bir kadın avukatın ölümünün gölgesinin düştüğü bir adli yıl açılış törenleri olacak. 238 gün boyunca adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Ebru Timtik hayatını kaybetti. Ebru Timtik olayını tüm yönleriyle, Türkiye'deki hukuk sistemini, sarayda yapılan adli yıl açılış törenlerini, avukatların durumunu, Çoklu Baro'yu konuğumuz Ankara Barosu Başkanı Sayın Erinç Sakan'la konuşacağız. Sayın Sakan. Ben merhabalar, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz Erinç Bey. Konuya hemen Ebru Timtik'le başlamak istiyorum. Sizin de genç bir meslektaşınız. Adil yargılanma talebiyle 238 gün boyunca ölüm orucunda kaldı. Sizlerin, baroların, muhalefet partilerinin, kamuoyunun bütün çağrılarına rağmen tahliye edilmedi. Adli tıbbın hapishanede kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmedi. Yaratılan algının aksine beni bırakın yargılamayın beraat edeyim de demiyordu aslında. Tekrar ve bir adil bir yargılama talep ediyordu. Açıkçası ölüme doğru gitmesine engel olunmadı. Bütün bunların ışığında Türkiye'de bizim gibi insanlar için yani muhalif ya da sıradan insanlar için artık adil yargılama hayal mi? Ve Ebru Timtik'in hayatta kalabilmesi için kamuoyu, devletin dışındaki kamuoyunu da kastediyorum, elinden gelen her şeyi yaptı mı? Yapılabilecek her şey yapıldı mı? Buradan başlarsak değerlendirmelerinize. Evet. Teşekkür ediyorum Fatih Bey. Öncelikle imkan verdiğiniz için. Şimdi Ebru ve Aytaç'ın ölüm oruçları, açlık grevlerini ölüm oruçlarına çevirmesi konusu birçok baro başkanı tarafından, sivil toplum örgütü tarafından da izlenen bir yargılamaya dayanıyor. Bu yargılamada İstanbul'da, Silivri'de yapılan bu yargılamada usul kurallarının tamamen yok sayıldığına bizler bizzat şahit olduk. Bizler gözlerimizle gördük. Bunu bize birileri anlatmadı. Birilerinden duymadık. Kendimiz birebir şahit olduk. Çok küçük örneklerini verebilirim bunun hızlıca. 5 gün boyunca yapılan bir yargılamadan, ilk duruşmadan sonra bütün sanıklar çok donanımlı bir ara kararla serbest bırakıldılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne atıklar yapan bir ara kararla serbest bırakıldılar, tahliye oldular. Aradan 10 saat geçmeden henüz dosyada tahliye edilmelerinin dışında
tekrar tutuklanmalarını gerektirecek hiçbir gelişme, yeni bir hiçbir delil ortaya konulmadan aynı heyet tarafından tutuklamaya dönük yakalama kararı verildi. Ve bundan bir müddet sonra da o heyet görevden alındı. Böyle başlayan bir yargılamadan bahsediyoruz. Daha sonra son sözleri bile sorulmadan verilen karardan, tevzi tahkikat talepleri alınmadan, soruşturmanın genişletilmesine dönük talepleri alınmadan savcılık tarafından esas hakkındaki mütalaanın verildiği, aslına bakarsanız bütün usul kurallarının yok sayıldığı, evrensel hukuk prensiplerinin yok sayıldığı bir yargılama görünümlü bize bir tiyatro izlettirildi orada. Şimdi buradaki arkadaşlarımızın talebi az önce sizin de ifade ettiğiniz üzere bizi beraat ettirin demiyorlar. Biz adil yargılanmak istiyoruz. Bize adil yargılanacağımıza ilişkin ufacık bir done gösterin, tamam dediler. Bu da neydi? Bu dosyanın Yargıtay'dan ya da işte Bölge Adliye Mahkemesi'nden bozularak geri dönüp yerel mahkemesinde bu sefer gerçekten bütün delillerin toplandığı, şeffaf, kamuoyunun gözü önünde savunma haklarının sınırlandırılmadığı bir yargılama talep ettiler sadece. Adil yargılanmaktır bunun ismi de zaten ve sadece onların değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hepimizin ekmek kadar, su kadar ihtiyacı olan bir şeydir adil yargılanmak. Kendimiz için de değil dediler sadece, Türkiye'deki herkes için talep ediyoruz bunu. Kendi yargılamamız özelinde herkes için talep ediyoruz dediler. Ve seslerini duyuramadılar. En sonunda bedenlerini ölüme yatırdılar. Şimdi burada şu konuyu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu adil yargılanmaya ilişkin ölüm orucu eylemine ilişkin bir değerlendirmeyi yaptığımızda karşımıza hep bizi terörize eden, ötekileştiren, suçlayan bir dille karşılaşıyoruz. Bu feryatları kamuoyuna ya da ilgili mercilere ulaşamadığı gibi aynı zamanda bir de ölüm orucu üzerinden terörize edilen bir durum söz konusu oldu. Fatih Bey, şunu çok net olarak ifade edeyim. Bireysel olarak ben ölüm orucunu son derece yanlış bir eylem tarzı olarak görüyorum. Ölüm orucu bence son derece yanlış bir eylem tarzıdır. Fakat bedenini ölüme yatıran birinin İkna edilmemesi halinde ki barolar olarak biz çok denedik bunu. Birçok baro başkanı gittiler ve bu iki avukatı bu eylem tarzından vazgeçirmeye çalıştılar. Elimizden geleni yapacağız, daha da fazlasını yapacağız dedik. Fakat ölüm orucunu devam ettiren bir kişiye daha fazlasını söyleme şansınız yok. Emin olun defalarca gidildi, defalarca bırakmaları söylendi. Çünkü vücutlarına zarar veriyorlar. Ve sizin gözünüzün önünde gerçekleşiyor. Bu aylarca devam ediyor. Fakat bu bir tepki. Bu tepkiyi sonlandırmalarını istememizin dışında yapabileceğimiz bir şey yoktu ve o tepkilerini kamuoyunda dile getirmeye çalıştık. Birçok yerde basın açıklamaları yaptık. Sosyal medyada organizasyonlar gerçekleştirdik. Devam ettik. Yargıtay'da görüşmeler yaptık defalarca. İlgili bürokratik kesimlere seslerini duyurmaya çalıştık. Ölüm orucu bir isyandı. Bu isyanı dile getirmeye çalıştık. Bir taraftan da meslektaşlarımızı bundan vazgeçirmeye çalıştık. Çünkü ben bu hakkın bugün olmasa bile yarın teslim edileceğine inanıyorum. Türkiye'de biz balyoz yargılamaları gördük. Balyoz yargılamasında oradaki askerler ceza aldılar. Yargıtay'dan da kesinleşti hatta bu cezaları. Fakat daha sonra yaşanan süreç bu kişilerin haklı olduğunu, yapılan yargılamanın adil olmamakla birlikte bir kumpas yargılaması olduğunu ortaya koydu. Ve o kişiler beraat ederek hakları teslim edildi. Yarın buradaki yargılamanın da usule uygun olmadığı, bugün olmazsa bile yarın mutlaka ki ortaya konulacak. Fakat sağlıklarını kaybettikleri zaman geri dönülemez bir yola giriyorlar. O yüzden bu uyarılarımızı yaptık, maalesef başarılı olamadık. Ha, seslerini duyurmakta başarılı olduk mu? Toplumun büyük bir kesimine biz adil yargılanma ihtiyacını yarın böyle bir konu kendi başlarına geldiği zaman da adil yargılamanın olmazsa olmaz olması gerektiğini anlatamadık. Yeterince duyuramadığımıza inanıyorum. Ancak bir de
ilgililer var. Yani bu sese kulak vermesi gerekenler var. Onlara duyurduk fakat onlar zaten duymak istemiyorlar. Onlar görmek istemiyorlar. Onların umurunda bile olmadı açıkçası. Maalesef bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. 2020 yılında Türkiye'de bir avukat adil yargılanmadım. Benim tek derdim adil yargılanmaktır dedi. Sesini duyuramadığı için ölüm orucuna başladı ve gözlerimizin önünde öldü. Biz de yarın itibariyle yeni bir adli yılı karşılayacağız. Ben kutlayacağız diyemiyorum. Bizler bu şartlarda adli yıl kutlayamayız. Bizler yeni bir adli yılı karşılamak durumunda olan yargı görevlileriyiz artık. Erinç Bey, cenazede yaşananları takip edebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Merhum Timtik'in cenazesi adli tıp kurumundan tabiri caizse kolluk kuvvetleri tarafından kaçırıldı. Kaçırılan cenaze aracına aileden hiç kimse bindirilmedi. Aile üyelerinin izni olmadan cenaze alındı. Benim bildiğim en azılı kanlı katillerin cenazesi bile gömülmesi, tören yapılması için ailelerine teslim edilir. Tabii orta çağda olmaz. Orta çağda cesetler yakılır, bir yerlere asılır vesaire falan. Ama bu yüzyılda insanlığın ve hukuk seviyesinin bu seviyeye geldiği yüzyılda cenaze aile sahibine teslim edilir. Kolluk kuvvetleri bu gücü nereden alıyor? Bunun kanunda bir karşılığı var mı? Yani cenaze hangi hakla kaçırılıyor? Hangi hakla el konuyor? Hangi kanun maddesinden yola çıkılıyor? Evet. Şimdi tabii bizim tabii hukuktan önce konuşmamız gereken bir küçük kısım var. Biz bazı manevi değerleri maalesef son yıllarda yitirmeye başladık. Bence bu çok daha büyük bir sorun. Hukuk devleti çizgisinden ayrılabilirsiniz. Dönem dönem siyasal iktidarlar bunu yapabilirler. Fakat bazı unsurlar devreye girer, tekrar o hukuk devleti çizgisine girebilirsiniz. Fakat o anlayışı, karşılıklı anlayışı, o manevi değerleri, bir millet olmanın, bir ulus olmanın getirdiği manevi değerleri kaybederseniz eğer, bunları bir daha yakalayamazsınız. İşte bu son yıllarda yaratılan kutuplaşma, ötekileştirme, ayrıştırma ve bölme çabalarının toplumu getirdiği noktada maalesef bir cenazenin dahi ailesine verilemeyeceği bir resmi bizim önümüze koyuyor. Bence hukuktan çok daha acı olan, kaybettiğimiz hukuk sisteminden çok daha acı olan nokta burasıdır. Burada baktığınızda bir cenaze, bizim toplumumuzda, bizim kültürümüzde cenazeye saygı vardır. Ölümden sonra bu tür tartışmalar bir kenara bırakılır ve ölünün manevi şahsiyetine duyulan saygıdan dolayı ailenin yas tutması noktasında artık bütün kavgalar bir tarafı bırakılırdı. Fakat geldiğimiz noktada ölü bir beden üzerinden dahi bu ayrıştırma, bu kamplaşma, bu terörize etme, bu kavgayı devam ettiriyorlar. Altını çizmek istiyorum. Hukuk sisteminin dışına çıkmamızdan çok çok daha büyük bir tehlikedir. Çok daha kalıcı bir tehlikedir bu unsur. Hukuk kurallarına gelecek olursak tabii ki burada bizim hukuk tartışabilecek bir durumumuz yok. Fakat özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından bu dosya özelinde çok ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz. Bundan Yargıtay'ın kararının çıkmasının çok yakın olduğunu biliyoruz. Eylül ayı içerisinde Yargıtay mutlaka ki bu dosyayla ilgili bir karar verecek. Hem de Eylül ayının başlarında olacak bu karar. Bundan birkaç hafta önce İçişleri Bakanlığı'nın daha kesinleşmemiş olan bu dosya özelinde yargılanan meslektaşlarımızı bizzat fotoğraflarını ve isimlerini koyarak terörist ilan eden bir basılı yayın çıkarttığını gördük. Şimdi biz 2020 yılında masumiyet karinesini anlatmak zorunda bırakılıyoruz. Kesinleşmiş bir ilanla suçluluğu sabit olmayan herkes suçsuzdur. Bu dünyanın bütün ülkelerini artık kabul ettiği, modern bütün ülkelerin kabul ettiği evrensel bir prensiptir. Suçsuzluk masumiyet karinesidir. Biz hala bu kişilerin kesinleşmiş bir kararla mahkum olmadıklarını, haliyle masumiyet karinesi gereğince masum olduklarını bu dönemde anlatmaya çalışıyoruz. Ama karşımızdaki güç, bu erk, bu iktidar maalesef öyle bir algı yönetimi yapıyor ki sanki bu kişiler
adil yargılanmışlar, ceza almışlar, bağımsız mahkemeler tarafından yargılanarak ceza almışlar ve bu cezaya rağmen böyle bir ceza yokmuş gibi davrandığımızı topluma yansıtmaya gayret ediyorlar. Gelinen noktada cenazenin aileye verilmemesi, bu noktadaki acılarına saygı gösterilmemesine karşı maalesef benim yapabileceğim bir yorum kalmadı Fatih Bey. Yani gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum bu konuda. Yani evrensel hukuktan ziyade askeri, insani, ahlaki değerlerin bile bu cenaze üzerinden kaybedilmiş olduğunu ne yazık ki gördük. İçişleri Bakanlığı'nın özel ilgisinden bahsettiniz dosyaya. Ben de İçişleri Bakanı'nın özel ilgisinden biraz bahsetmek istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir tweet attı. İstanbul Barosu'nu hedef gösteren ve tweetin içeriği tamamıyla yanlış bilgilerden oluşan bir tweetti bu. Süleyman Soylu, Ebru Timtik'i savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili olmakla suçladı ki Ebru Timtik böyle bir ceza almadı. İstanbul Barosu'nu, hedefteki sizin baronuz gibi hedefteki barolardan biri, dosyaya da hakim olmamasına imkan yok Süleyman Soylu'nun. Yani o yanlış bilgiyi bilerek verdi. Baroyu ve baroları kriminalize etmek için. Bu ileride yapılacak daha büyük bir planın parçası mı? Çoklu baroların da kurulmasıyla birlikte acaba İstanbul Barosu gibi baroları kriminalize edip, dava konusu edip, çok daha ileri gidip kapatmak vesaire gibi bir planın parçası mı acaba? Bu kriminalize etme vakası. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Bir baronun kendi üyesinin, hayatını kaybeden bir üyesinin posterini binasına asması suç mudur? Evet, şimdi önce ilk kısma cevap vermek istiyorum. Şimdi tabii biz biliyoruz dosyayı ama toplumun büyük bir kısmının o dosyanın içeriğini bilmesini beklememiz de çok mümkün değil. Hı hı. Tabii Sayın İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama da bu bilgiye dayanıyor özünde. Yani buradaki bilgisizliğe dayanan bir açıklama ve algı yönetimi üzerinden birçok işi yürüttükleri için aynı şekilde yine algı yönetimi üzerinden baroları, özellikle İstanbul Barosu'nu bu noktada kriminalize etme çabasıydı ve çalışmasıydı. Ebru Timtik, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesi, katledilmesiyle ilgili ceza almadığı gibi öyle bir suçlama dahi yok dosyada Ebru Timtik'le ilgili olarak. Fakat tabii bunu toplumun bilmesini beklememiz mümkün değil. Tabii bunun üzerinden bir algı yönetimiyle bu olay üzerinden de İstanbul Barosu'nu terörize eden, kriminalize eden ve kamuoyunun gözünde o sosyal medyadaki bir kısım troll ekiplerinde desteğiyle bir linç kampanyasına çevirme girişiminden ibaretti. Tabii ki ben şunu söyleyebilirim. Her baro bir şekilde katledilen veyahut başka bir şekilde vefat eden bir meslektaşının halen baroya kayıtlı olması zaten bu kişinin kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığının da çok açık göstergesidir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Tabii ki posterini binasına asabilir. Fakat buradaki durumda bir farklılık var. Buradaki durumda İstanbul Barosu bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim irademiz dışında asılmıştır bu poster. Bizim böyle bir poster asma yönünde bir irademiz yoktur. Biz baronun önünde bir anma etkinliği düzenlenip tören sona erdirilecekti. Fakat irademiz dışında asılan bir posterdir. Görünce de kendimiz müdahale ederek indirdik. Gelip de emniyet mensuplarının bu posteri indirdiği gibi bir bilgi de gerçek dışıdır diye bir açıklaması var. Şimdi İstanbul Barosu'nun böyle bir açıklamasından sonra bu konunun tartışılmasını artık çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama gelinen noktada aslında önemli olan kısım sizin sorunuzun da ilk kısmında belirttiğiniz üzere bunu bir vesile olarak görüp bunun üzerinden baroyu kriminalize eden kesinleşmiş bir mahkumiyet olmadığı halde hala masumiyet karinesi uyarınca meslektaşına sahip çıkmak zorunda olan bir baroyu DHKPC terör örgütünün yardım ve yataklısı olmak noktasında suçlayacak dereceye gelmenin gerçekten izahı bulunmamaktır. Ancak bu uzun yıllardır devam eden sosyal medya kullanılarak toplumun bölünüp kamplaştırılması çabalarının yanına bir çentik daha atılmasından ibarettir ama en çok da çoklu baro noktasındaki tartışmalara bir haklı zemin yaratma
kaygısı görüyorum bugünkü tartışmaların altında. Çünkü çoklu baro tartışmalarına Türkiye'deki mevcut 80 baronun tamamı karşı çıktılar. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın birçok hukuk örgütü çok iyi biliyoruz karşı çıktılar. Buna rağmen bir dayatmayla getirildi çoklu baro ve istenilen sonuçta alınamadı bu çoklu baro yasasından geçen süre içerisinde. Bir araya girmek istiyorum. Çoklu baro tartışmalarına geleceğiz ama burada benim size sormak istediğim başka bir konu var. Yakından takip ediyorsunuzdur. Tutuklu gazetecilerle ilgili birçok haber yapıldığını siz de görmüşsünüzdür. Burada haber merkezindeki bizim arkadaşlarımız da yapıyor. Türkiye'nin bu konuda dünya rekoru kırmak üzerinde gittiğini vesaire vesaire. Ama çok yakın bir zamanda görüyorum ki çok uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'nin bir tutuklu avukatlar sorunu da ve dünya rekoru da olmaya başlayacak. Mesela bizim muhabir arkadaşımız Rojda ya da editör Yusuf benim ya da başka bir sunucunun önüne Türkiye avukat tutuklamakta dünya rekoruna gidiyor diye bir haber başlığı getirecek gibi görünüyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte avukatların müvekkillerinin suçlarını işlemiş gibi ya da müvekkillerin işlediği iddia edilen suçlarını işlemiş gibi bir algı yaratılıyor. Bazı meslektaşlarınızın savunma sırasında kurguladıkları savunma metni üzerinden yargılama konusu yapılıyor ki bu bizzat direkt olarak avukatlık mesleğinin suç haline gelmesi. Yani avukatlık dediğimiz şey aslında savunmanlık, müdafilik, birini savunmaktır. O savunma metni üzerinden suçlanıp yargılanıyor. 1500'den fazla avukat yargılanıyor. Tutuklu avukatların durumu ile ilgili bir eylem planınız var mı? Ve baro başkanı olmaktan ziyade avukat olarak yaptığınız meslek suç haline geliyor tabiri caizse. Buna katılıyor musunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle değerlendiriyorum. Bu tabii dediğiniz çok doğru. Özellikle Çağdaş Hukukçular Derneği avukatlarının yargılandığı İstanbul'daki dava ki bunun 2012'de daha öncesi de vardı ki o dosyadan beraat etmişlerdi o dönem. Avukatların müvekkillerinin işlediği iddia edilen suçla özdeşleştirilmesi çok büyük bir tehlikeyi yanına getirmektedir. Artık vatandaşın savunma hakkının ortadan kaldırılması anlamına gelir bu. Artık savunma makamının, özellikle ceza yargılamalarında savunma makamının fiilen bitmesi demektir. Tabii biz bunu nerede görüyoruz? Özellikle siyasi olarak adlandırılan yargılamalarda bu karşımıza çıkabiliyor. Daha çok örgüt dosyalarında karşımıza çıkabiliyor. Fakat şunu bir kenara bırakıyoruz. Yani herkesin savunulma hakkı vardır noktasındaki artık bu yüzyılda tartışma dışı kalmış. Bir hukuk devleti olduğu anayasasında yazan bir devletin artık bunu televizyon programlarında dahi konuşmuyor olması gereken bir dönemde maalesef biz artık öyle bir baskı altına alınıyor ki avukatlar bu konuda bir müddet sonra korkarak ve çekinerek bu tür davalara bakmaktan uzak kalmak noktasına gelebilirler. Ve gelinen aslında yapılmak istenen de belki bu olabilir. Çünkü sonuç olarak bizler de yaptığımız işi yaparken savunmanın en önemli, bize göre avukatlığın, savunma makamının en önemli unsuru bağımsızlığı. Bağımsızlığı olmadığı takdirde savunma vatandaşa, yurttaşa yarardan çok daha fazla zarar verir. Şimdi istenilen bu tür siyasi yargılamalarda savunmanın da vatandaşın yanından kalkıp o baskı altına aldıkları hakimin ve savcının arasına oturması. Aslında şeklen, görüntü olarak istedikleri şey bu. Kalk diyor bize o vatandaşın yanında. Onun haklarını savunma. Çık gel buraya, ben burayı baskı altına aldım. Sen de burada oturacaksın. Sen de bizim istediğimizi yapacaksın. Yoksa benim açımdan çok kolay diyor sistem artık seni. Cezaevine göndermek, senelerce tutuklu yargılamak, 3 sene 5 sene sonra tahliye etmek belki de Avrupa İnsan Hakları vesaire gibi baskılardan korkarak ama bu arada size olan oluyor zaten. O dosyada yargılanan kişiler 2,5 yıldır tutuklular bu arada. Yarın öbürsü gün Yargıtay bir bozma kararı verse dahi aslına bakarsanız bu bir gözdağı, birçok avukata buradan gözdağı verilir. Aynı az önce bahsettiğiniz tutuklu gazetecilerde olduğu gibi aslında gazeteciler bir taraftan tutuklanıp mağdur edilirken bir taraftan dışarıdaki gazetecilere de gözdağı veriliyor bu tutuklamalar üzerinden.
aba altından sopa gösteriliyor. Bakın fazla şey yazarsanız siz de aynı duruma düşersiniz deniliyor. 2 sene, 3 sene tutuklu kalan gazeteci beraat ediyor, tahliye ediyor. Bizler seviniyoruz ama olan zaten basın özgürlüğüne olmuş oluyor. Olan zaten halkın haber alma, sizlerin haber verme özgürlüğüne yapılmış oluyor. Amaç hasıl oluyor, ondan sonra tahliyeler geliyor maalesef bize. Eylem tavrınız ya da düşünceniz var mı diye sordunuz. Bunu aslında biz Nisan ayında tüm barolarla birlikte Ankara'da çok kapsamlı bir yürüyüşle, adalet arıyoruz yürüyüşüyle yapacaktık. Özellikle avukatlar üzerindeki bu baskının kaldırılması için özür diliyorum, Mart ayında yapacaktık. O arada bir yurt dışı operasyonunda şehit haberlerimiz gelince o hassasiyete binaen erteledik. Daha sonrasında tabii pandemi süreciyle birlikte çok daha farklı bir gündem ortaya çıktığı için maalesef bu tür eylemsel tavırları, hak arama hürriyetimiz içerisinde bulunan tavırları bir müddet ertelemek durumunda kaldık. Erinç Bey, biraz önce bir cümleniz dikkatimi çekti. Avukatların da vatandaşın yanından kalkıp iktidarın, yargının yanına oturması isteniyor dediniz. Bugün adli yıl açılışı var. Bağımsız olması gereken yargı, yürütmenin cismanileştiği yer olan saraya gidiyor. Gelen haberler, bu çok üzücü, yüksek yargı mensubu hakim ve savcıların, Yargıtay hakimleri, Danıştay hakimleri ve savcılarının katılımının adeta ilkokul öğrencilerinin törenlere katılımının zorunlu tutulduğu gibi saraydaki törene katılımının zorunlu tutulduğu haberleri geliyor. Böyle bir yargının zaten bağımsızlığından bahsetmek mümkün değil. Bir saray yargısı oluşuyor. Bu tabloya ne söylüyorsunuz saraydaki adli yıl açılış törenine? Muhtemelen Sayın Feyzoğlu da orada olacak. Birkaç senedir saraydaki her törene tabiri caizse koşa koşa gidiyor. Hem saraydaki bu tören, yürütmenin ayağına gitmesi yargının, bir saray yargısı tablosu. Hem de yeni yasa değişikliğiyle Aralık ayına alınan Türkiye Barolar Birliği seçiminde ki Feyzoğlu'nun, Sayın Feyzoğlu'nun bu tutumu ve durumunu birlikte değerlendirmenizi rica ediyorum. Evet, şimdi tabii külliyede yapılan şeyi adli yıl açılışına ilişkin geçen dönemde hatırlarsanız çok ciddi tartışmalar olmuştu. Hatta ondan önceki yılda bunun tartışmaları yapılmıştı. Biz de katılmayan barolar arasında yer almıştık geçen dönem davetli olduğumuz halde. Çünkü külliyede yapılacak olan bir adli yıl açılışı her şeyden önce kuvvetler ayrılığı ilkesine simgesel olarak çok ters bir görüntü içermektedir. Yanında yargı bağımsızlığına ilişkin buna çok ters bir görüntü içermektedir. Ve aslına bakarsanız her şeyden önce biraz daha geçmişe gidersek parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz sisteme geçtiğimiz an itibariyle artık aslına bakarsanız ciddi anlamda tek bir kişiye çok büyük yetkilerin verildiği bu yeni sistemde yargının tamamen bağımsız kılınıp gerçekten bir fren ve denetleme mekanizması olması gerekiyor. Bu sistemde artık yargı çok çok daha önemli, çok daha kıymetli ve çok daha bağımsız ve tarafsız olmak zorunda. Aynı Amerika'da olduğu gibi. Çünkü yetkisi fazla bir kişiye çok fazla yetki devrediliyor. Şimdi bakın, yasama yetkisini Cumhurbaşkanlığı kararları ve kararnameleri ile üzerine alıyor. Aynı zamanda iktidar partisinin genel başkanı olarak yürütmenin yetkisini tamamen üzerine alıyor. Şimdi geriye kalıyor tek bir sacaya, bu da yargı. Burayı da tamamen etkisi altına aldığı zaman, bağımsızlığı tamamen yok ettiği zaman artık denetleyecek hiçbir makam kalmayacak. Bu sistemin adının demokrasi olması da mümkün değildir. Hepimiz biliyoruz bu sistemin adının nereye gittiğini ve nereye varacağını. O yüzden yargının bağımsız kalması çok önemliyken zaten Hakimler ve Savcılar Kurulu üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevcut hakim ve savcılar çok büyük bir baskı altındayken artık avukatların ve baroların yargı bağımsızlığını korumak noktasında
yargının bağımsız kalabilen tek sac ayağı olduğunu düşünüldüğünde tabii ki bu tepkiyi vermemiz çok doğruydu, çok anlamlıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olması için çok anlamlıydı. Bağımsız bir, tarafsız bir yargıya ulaşmak için çok ufak bir umudun canlanması noktasında çok anlamlıydı. Buradaki tek anlamsız olan şey, bir dönem önce az önce saydığım aynı gerekçelerle bu toplantıya katılmayan Sayın Feyzoğlu'nun hiçbir şey değişmeden yargı bağımsızlığı tamamen çok daha kötü bir noktaya giderken o görüntünün içerisinde geçen dönem yer almasıydı. Bu aslına bakarsanız savunmanın da bağımsızlığını yitirmesi noktasında büyük bir kırılma yarattığını düşünüyorum. Baroları yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ve insan hakları mücadelesinde çok ciddi sekteye uğrattığını düşünüyorum bu görüntünün. Bu sene katılacak mı bilmiyorum. Katılacaksa aynı zararı, geçen dönem verdiği zararı tekrar altını çizerek bir daha vermesi anlamından başka maalesef hiçbir şey taşımamaktadır. Tabii ki barolar yargının bağımsız kalması, adil yargılanma ve hukuk devleti noktasında bir mücadeleyi vermeye devam ettikler. Ancak çatı örgütümüzün savunmanın bağımsızlığına çok ciddi zarar verecek bir görüntünün altına girmesi açıkçası bu toplum için verdiğimiz bu mücadelede bizler açısından da tarihe çok güzel bir sayfa olarak maalesef kapatamayacağız bu dönemi savunma açısından da. Benim en çok üzüldüğüm nokta da maalesef budur. Tabii sorunuzun ikinci kısmı Türkiye Barolar Birliği seçimi, Aralık ayı seçimleri. Bunun için yorum yapmadan önce öncelikle Ekim ayında baroların kendi seçimlerini bitirmeleri gerekiyor. Bizim açımızdan da Ankara Barosu açısından da aynı durum söz konusudur. Ancak bir genel değerlendirme yapacak olur isek şunu ifade edebilirim. Tabii tarihte hep şunun altını çizmeye çalışıyorum. Hepimiz yaptıklarımızla ve yapmadıklarımızla yazılacağız ve sorumlu olacağız bu topluma karşı. Bulunduğumuz görevlerden dolayı da o görevlerin hitap ettiği kişilere yani avukatlara karşı sorumluluğumuz olacak. Aralık ayında yapılacak olan Türkiye Barolar Birliği seçiminde ben hem barolara kayıtlı 135 bin meslektaşımızın hem de onların temsilcisi sıfatıyla oy kullanacak olan delegelerin Türkiye Barolar Birliği'nin ve başkanının bu süreçte yaptıklarını ve yapmadıklarını yahut yapamadıklarını çok çok iyi değerlendirerek oylarını kullanacağına eminim. Sadece bu kadar söyleyebiliyorum bu aşamada. Sayın Sakan, Ekim ayındaki seçimlerden bahsettiniz. Yeni çıkan kanunla yapılan değişiklikle yeni kurulan barolar da çoklu baroya geçildiği için Ekim ayında ne zaman kurulduğuna bakılmaksızın seçimlerini gerçekleştirecek aynı anda ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacaklar ki üyeleri oranında temsil de edilmeyecekler. Üyelerine göre daha fazla temsil oranına sahip olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi bu çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürdü ve henüz sonuçlanmadı. Nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum, çoklu baro dilekçelerinin bu başvuru sonuçlanmadan kabul edilmesi uygun mudur? Hukuksuz değil midir? Bu konuyla ilgili üçüncü sorum da sonuç olumsuz çıkarsa bir hukukçu olarak bu konuyla alakalı ahim yolu ya da başka bir hukuk yolu açık mıdır? Evet, öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bir karar vermesi gerekiyor. Kararın ne olması gerektiğine ilişkin fikrimi paylaşacağım ama zaman çok önemli çünkü Ekim ayında genel kurullarımız yapılacak ve Aralık ayında Türkiye Barolar Birliği'nin seçimi var. Bu anlamda özellikle 300 avukata bir delege formülünün 5000 avukata bir delege yapılarak temsilde adalet sisteminden tamamen uzaklaşılmış olduğu bir noktada Anayasa Mahkemesi daha sonra vereceği bir kararla bu anlamdaki hükmü iptal ettiği zaman bizleri bir kaos bekliyor demektir. Hem Türkiye Barolar Birliği seçimi noktasında hem kendi seçimlerimiz noktasında. Delegenin nasıl belirleneceği hususunda.
Bir diğer konuya gelelim. Çoklu baro aynı şekilde nasıl az önce bahsettiğimiz o delege yapısının değiştirilmesi temsilde adalete tamamen aykırı ise, ki bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin elinde 3 somut olayla ilgili verdiği iptal kararları var. Haliyle bu konuda çok net olarak bir iptal kararı çıkması gerektiğini biliyoruz. Kendi Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararlarına dayanarak bunu söyleyebiliyorum. Aynı şekilde çoklu baronun da Anayasa'nın 135. maddesine ve idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olması, gerekçesinin hiçbir yasal dayanağının bulunmaması sebebiyle iptalinin gerektiğini bir hukukçu olarak inandığımı ifade edebilirim. Kesinlikle her iki yönden de yasanın iptal edilmesi gerekiyor. Fakat zamanlaması çok önemli. Şimdi bir ikinci baro kurulduktan sonra İstanbul'da ya da Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin bundan birkaç ay sonra vereceği bir iptal kararı geriye yürümeyeceği için kurulmuş olan mevcut ikinci ya da üçüncü bir baronun artık yasal bir dayanağı kalmayacak altında. Fakat karar geriye yürümeyeceğinden bu baroların ne olacağına ilişkin orada da hiçbir belirlilik yok. Haliyle Anayasa Mahkemesi'nin artık herkesin önünü görebilmesi bakımından öncelikle Eylül ayının içerisinde bu dosyayla ilgili bir karar verilmesinin elzem olduğunu düşünüyorum. Şimdi başvurulara gelecek olursak Türkiye Barolar Birliği'ne hem İstanbul'da hem de Ankara'da ikinci baroların kurulması noktasında başvurular yapıldı. Şimdi yasanın 77. maddesi yeni artık düzenlemeyle çok açık. Diyor ki yasa 2000 avukatın imzalarıyla 4 kişilik kurucular kurulunu da belirleyerek Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapmaları halinde Türkiye Barolar Birliği kuruluş sürecini başlatır. İşlemler tamamlandıktan sonra da kuruluş genel kurulu yapılır. Şimdi hem İstanbul'da hem de Ankara'da 2000 avukatın imzasıyla belirlenen 4 kişilik kurucular kurulu olmadığı halde sadece 4 meslektaşın bir araya gelerek biz İstanbul'da ikinci baro kurulmasını talep eden 4 kişilik kurucular kuruluyuz. Ya da işte Ankara'da ikinci baronun kurulmasını talep eden 4 kişilik kurucular kuruluyuz diyerek dilekçe vermeleri üzerine Türkiye Barolar Birliği hiçbir şekilde yetkisi olmadığı halde internet üzerinden bir sekme açarak bu kurucular kurulunun belirlediği listeye ikinci baroya üye olmak isteyenler buradan başvurularını yapsınlar şeklinde bir formül geliştirdi. Yasaya tamamen aykırı, yasanın lafzına aykırı çok net olarak. Evet. Ruhuna da aykırı. Ama buna rağmen Türkiye Barolar Birliği tamamen usulsüz bir işlem yapıyor şu anda. Bana göre görevi kötüye kullanma suçunu da oluşturabilir. Yani aslında bu yapılan işlem tamamen usulsüz. Yani kanun zaten sıkıntılı, yapılan işlem de usulsüz. Süremizin de sonuna geliyoruz. Toparlamamız da gerekecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklamaya tepki göstermiştiniz. Ayrımcı bir açıklamaydı. LGBTİ bireylerine yönelik yapılan bir açıklamaya. Hedef gösterilmiştiniz ve hakkınızda bir suç duyurusunda bulunmuştu. Son olarak o suç duyurusu ne durumda? Onu söyleyerek toparlayabilirsek sevinirim. Kamuoyu bunu da merak ediyor. Suç duyurusu şu anda Adalet Bakanlığı'nda değerlendirmede. Avukatların yargılanmalarının usulleri yasamızda belirtilmiş. Haliyle Adalet Bakanlığı'nın öncelikle bir soruşturma izni vermesi gerekiyor. Tabii hakkımızda o konu özelinde açıklama yapan Adalet Bakanı'nın önüne giden dosyada artık tarafsızlığından ne kadar bahsedebiliriz? Yani bürokrasinin bunları öngörmesi gerekirdi. Yarın öbür gün önüne gelecek bir dosyada açıklama yapmasının artık bu konuda şüphe uyandırması kadar bizler açısından doğal bir şey yoktur. Şu anda ama beklediğimiz sorunuzun somut cevabına dönecek olursam eğer, evet, Adalet Bakanlığı'nın önünde soruşturma izni verilip verilmeyeceği hususunda beklemede. Konuda takipçisi olacağız. Yayınımıza katıldığınız ve katkılarınız, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim Sayın Sakan. Başka bir programda daha geniş bir zaman diliminde tekrar buluşmak dileğiyle çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Fatih Bey. Ben ama özellikle hukuk devleti, insan hakları mücadelesi veren, vatandaşın yanında yer alan, bağımsızlığını koruyan bütün meslektaşlarımın, özgür ve bağımsız kalabilen tüm hakim ve savcıların,
adalet personelimizin ve baro personellerimizin yeni adli yılını yine de kutlayarak son vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik sevgili seyirciler. Konuğumuz Ankara Barosu Başkanı Eriç Sakan'dı. Bu TÜMTİK olayını tüm ayrıntılarıyla sarayda yapılacak adli yıl açılış törenini, çoklu baroyu ve yüksek yargının bağımlılığını konuştuk. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.